Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir Need for Speed Underground 2 videosuyla karşınızdayım. Değerli dostlar, bilmiş olduğunuz gibi en son nerede kaldık abi? Bu Nissan aldık ve ben tabii ki çok fazla yarış olduğu için video dışında birkaç yarış geçtim. Ve değerli dostlar, sizler için bu bölümde bu yeni aldığımız Nissan'ı modifiye edeceğiz. Biliyorsunuz aslında aracın motor modifiyesini gerçekleştirdik. Bayağı bir modifiyesi olmuştu. Fakat aracın dış görünüşüyle ilgili bir modifiye yapmamıştık. Ve bu bölümde işte onu yapacağız arkadaşlar. Tam olarak onu yapacağız. Yalnız abi Nissan aldık da Nissan'ın biraz böyle savurma gibi özelliği var. Umarım dış modifiye pek etkilemez ama biraz daha toparlar diye tahmin ediyorum inşallah. Aracımız güzel abi, tam bir canavar. Bakın 240-250 yapıştırıp gidebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı serseri bir şekilde takılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi Nissan'ı sürmek bayağı bir zor abi. Çünkü araba bayağı hızlı ve çok savuruyor abi. Birazcık daha kontrolü rahat olsa daha iyi olurdu. Mesela bakın şu an kendini savurdu ama mükemmel bir orada bir şey yapmış olduk, drift atmış olduk. Neyse. Şimdi değerli dostlar, evet, dış modifiyeciden başlayalım abi aracımızı yapmaya. Bakalım neler varmış dış modifiyede. Evet, geldik modifiyeye. Şimdi aracımızın tamponundan başlıyormuşuz arkadaşlar. Bakın tamponu falan şu şekilde, bayağı bir model varmış. En üstü alsam böyle bir şey yapalım. Ulan ne olacak? Bu arada deli gibi paracağız. Bakın 60 bin paramız var ve bu parayı gömeceğiz abi. Çok mu sade oluyor? Oo, sade ama şık. Ondan sonra arkadaşlar yanlara şöyle güzel şekillisinden bir şey. Şu fena değil gibi. Ondan sonra spoiler. Spoilerımızı arkadaşlar şöyle bir spoiler atmak istiyorum. Kabuta gelince ön kabutta biraz daha böyle sade bir şey olmasını istiyorum ama bakın mübarek her çeşit var. Ha, şu mesela sade bir şey olsun abi. Evet, çatı kanalı demiş ama pek gerek yok. Ben ihtiyaç duymuyorum ama illa yapılması gerekirse bakıyorum şöyle sade bir şey. Ha, şöyle sade bir şey atalım abi. Farlarımıza gelince değerli dostlar, farlarımızla ilgili yapmak istediğim ne var abi? Bu çok şeymiş ya. Şöyle çaprazını atalım bari. Biraz değişik oldu ama neyse. Ondan sonra arkadaşlar arka stoplara gelince onu da böyle atalım. Aynalar. Daha önce yuvarlak ve keskin attık ama buna yuvarlak atacağım ya. Bu da benim zevkim. Egzoz borusu. Yok mu abi çiftli? Heh. Basık olan. Vay, bu da güzel oldu. Jantlar. İşte arabamızın en önemli parçası arkadaşlar. Şöyle modellere bakalım bir. Bakın gene hep böyle sade modelleri seviyorum ama güzel bir BBC jant da varmış. Şu an bakıyorum. Oo, şu da fena değilmiş. Yıldız. Şu da hayvan gibi bir şeymiş. Bunlar daha bir hayvansılarmış. O nasıl canttır be? O 3 bacak. Bakıyoruz abi modellere. Şu da fena değil de yıldız. Bakın tam anlamıyla üçgen bu oluyor. Daha da büyütebiliyorsunuz. Ve bunu olmadı diğerlerine de bakalım, daha bakmamış olmayalım. Fena değil. Fena değil. Aslında bu daha bir serseri duruyor ama benzer bir jant modelini kullandık sanırım. Work'te ne varmış abi? Work'te bir halt yokmuş. Stokta orijinal döndür jant şu an. O zaman abi biz şey yapalım. Şu yıldızın en büyüğünü atayım abi. Deli gibi jant olsun arabada. Araba sırf jant oldu lan. Ondan sonra arkadaşlar karbon fiber diyor. Hiç gerek yok abi. Karbon fiber tamam biraz hızla falan artırıyor ama
Pek de bir dalgası dümeni yok bence. Ben pek karbon fiberi sevmiyorum. Yani renk formatımızı bozuyor değerli dostlar. Evet. Dış moddaki modifiyemiz bitmiş bulunmakta. Yani şimdi ise biraz daha grafik veya iç modifiye falan var. Biraz daha teferruatlar var arkadaşlar. Zaten aracımızı boyayacağız. Bu renk istemiyorum abi. Bu renk orijinal bir rengiydi. Vay. Arabamız da tam kitap gibi oldu he. Of 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 of. Abi ne oldu arabaya? Araba tam bir canavar oldu. Sus bacım sus. Dış modifiyecimiz tamam. O zaman arabacıdan gerek yok. Aksesuar. Araç aksesuar, grafik, motor. Motor geçtik abi. Şöyle bir araç aksesuar dükkanı diyor bakın. Oraya gidelim abi. Bir aracın 1 0 çizelim şurada. Çiz yavrum çiz. Evet. Şimdi değerli dostlar Nissan'ımızı biraz daha aksesuar vesaire modifiye sokacağız. Daha modifiyemiz bitmedi. Şuradan yapıştıralım abi gidelim. Şehirde Underground 2 şehrinde deli gibi geziyoruz abi. Şimdi yapıştıralım abi. Oo. Çok güzel. Hemen 228 km kadar çıkabildik. Burada bir yarış varmış bakın gizli yarış ama aslında o yarışta daha belli olmaz. Girebilir mi arkadaşlar? Ekstradan para iyidir. Şurayı demek istemiş herhalde arkadaşımız. Evet. Şimdi gelelim diğer modifiyelere. Neler varmış? Göstergeler. Aa, kesinlikle. Arkadaşlar buna böyle bir gösterge açmayı düşünüyorum. Ve rengi de sarımtırak olsun. İkinci rengi yeşil olsun. Üçüncü rengi gösterge rengi kırmızı olsun. Ulan nasıl bir şey yaptık şimdi? Dur ona geçeriz abi. Alta neon. Pembe de çok pembe kızımsı durur ya. Sarı atalım abi. Bu arabayı henüz ne renk yapacağım ben de bilmiyorum ama bagaj falan kilitliymiş şu an için. Cam rengi. Koyu siyah. İyidir abi. Xenon far. Nitro dumanı. Onun da bir rengi varmış. Vallahi pek anlamadım. Hidrolik diyor. Ama amortisörle ilgili ses sistemi kısmı dolu. Çantalara bir şey yapamıyorsunuz. Bilmem ne. Arkadaşlar burada böyle ufak tefek şeyler yaptık. Pardon, göstergemiz değişmiş mi ya? Demin bir şeyler yaptım ama herhalde oldu diye biliyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın göstergemiz bayağı şekil oldu. Hey. Şimdi el dostlar bunu da hallettik. Grafik dükkanı kaldık. Grafik dükkanında gidelim abi. Ve modifiyemizi tamamlayalım bu bölümde. Nissan tam bir hayvan oldu diyebilirim arkadaşlar. Nissan 350Z yani veya Z350 derseniz artık 52 bin paramız var. Paramız fazlasıyla yetiyor, sıkıntı yok. Ve inşallah bu arabayla. Vay, nitron arkadaşlar bakın. Nitron dumanı kırmızı yaptık. Olduğu yerde böyle gönderebiliyor. Hoho. Boşalt gitsin hesabı. Şimdi değerli dostlar tabi bu araçla bayağı para gömdük ama bu araçla bir sürü para kazanmamız gerekiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hemen abi şuradan gidelim aracımıza. Bu arada dediğim gibi kontrol kısmında biraz sıkıntı yaşıyoruz ama yine de fena değil. Oyunumuzun üzerinde gelince oyunumuzun üzerinde şu an %43 seviyesinde yapıştıracağız gideceğiz abi bakalım işte. Şimdi şuraya gelelim. Evet, grafik yani boyacı. Evet abi arabamızı boyamayla başlayalım mevzuya. Mavi, hiç mavi bir arabam olmamıştı bakın, mavi olabilir, sarı, kırmızı arabam da yok aslında. Kırmızı buna gider abi sanki ya. Spoilerımız da kesinlikle arabayla aynı uyumlu olsun. Kırmızı siyah uyumu gibi bir şey yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Aynalar. Aynalar siyah olsun. Pek göremedim ama neyse. Bir saniye. Boyamız falan tamam da aynalarımız bakın siyah oldu. Jantlar abi. Jantları kırmızı yapayım ama. Of, tam bir köpek oldu ha. Friendly abi araba komple kırmızıya gidiyor, doğru gidiyor hayırlısı. Motor buralarında bir şey var mı? Egzoz.
egzozu boyayabiliyormuşuz ve onu da kırmızı yapacağım abi. Bayağı kıpkırmızı bir şey oldu araba. Böyle basit setler değildi abi. Varsa eğer daha iyi bir şey yapmayı düşünüyorum. Umarım vardır yani. Üst tabaka diyor. Abi alev falan değil. Şöyle wild set, tribal. Tribal da olabilir ama şöyle biraz daha hood. Vay. Köpek morşun. Bunlar pek göstermiyor kendini de. Yanına böyle kocaman yazı falan da yazabiliyormuş ama sponsor işi bize gelmez pek. Body. Komple arabanın gövdesini giydirme şansımız varmış bak arkadaşlar. Bu da bayağı farklı duruyor yani. Özel diyor. Şu an kilitliymiş. Taplayır kitli. Bu ne abi? İşte ben bunu arıyordum abi ya. Evet değerli dostlar. Şöyle bir şey mi yapsak acaba? Kelebekler, böcekler. Bu da fena değilmiş. Böyle bir şey yaptım ama tam grafiti gibi oldu böyle. Onun dışında arkadaşlar arabamızın yazı kısmını artık ya yani buralara bunları yazmak çok sıradanlaştı. Yazmayı düşünmüyorum. Başka bir şey kalmadı herhalde değerli dostlar. Bakalım arabamız nasıl bir hale geldi. Bence bayağı zımba gibi bir araç oldu bence değerli dostlar. Vay yavrum vay. Oo çok fena oldu arkadaşlar. Bence gerçekten mükemmel bir aracımız oldu diyebilirim. Bakın şöyle aynalarımız falan siyah. Arabamız kırmızı. Jantlarımız kırmızı. Bayağı değişik bir araç oldu bence değerli dostlar. Ve araba o kadar şey ki olduğu yere sürekli böyle patinaj çekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracım bayağı mükemmel oldu. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi Sprint X yarışımız kalmış. Şu yarışı abi yapalım bence. Ondan sonra da videomu sonlandırırım değerli dostlar. Arabanın görünüşü tam o biçim oldu bence. Bayağı şekil oldu abi. Piyasaya akalım bununla. Ve ilk yarışımızı gerçekleştirelim. Bakalım nasılmış. Yüzdeli bir yarışmış sanırsam. Evet yüzdeli bir yarışmış. Daha sonra da videomu sonlandırayım. Ben arabayı beğendim abi. Araba bayağı güzel oldu. Aslında bu yarışı bu videoda yapmam lazım ama neyse birleştirelim artık. Yüzdeli bir yarış ve hayırlı uğurlu olsun diyordum. Of 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 arabamızın gelişe bak abi. Araba diyor ki ben buradayım. 350Z. Evet yarışımız an itibariyle başlamıştır. Hayırlı işler ne oldu lan? Oğlum beni niye taklaya getirdiniz? Evet arkadaşlar şu an oyunda sonuncuyuz diyebilirim. Bir tanesi de orada mı kaldı? Ne yaptık işte? Şu an üçüncüymüşüz. Yollar bayağı sıkıntılı abi. Şu an %7'sini bitirdik. Acayip virajlı yollarımız var. Şuradan faydalanalım abi. Hem ayağını kaydıralım hem de faydalanalım. Evet bakın rakibimizde 350Z vardı ama o rakip pert oldu herhalde. Şöyle biraz toplayalım abi hadi lan. Topla lan. Topla 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 hop. O da tamamdır abi. Şimdi değerli dostlar an itibariyle birinciyiz ve yarışımızın %16'sını bitirmiş bir durumdayız. Biraz nitro kullanacağım ama şimdi değil abi. Biraz daha yolu var diye düşünüyorum onun için. Evet şuradan soldan sağa yapalım. Sağa doğru da keskin viraj geçtikten sonra biraz nitro kullanılabilir sanki. Bakalım abi evet döndükten sonra düze çıktık. Bas abi. Oho. Evet değerli dostlar. Adamlar resmen öttürdük. Ama adamlar açık ara fark koydum dedim ama her ne kadar koyduğumu iddia etsem de adamlar bir o kadar hızlı bir şekilde bana yaklaşmışlar. Neyse arada 5 saniye fark var abi. Bu rahat bir fark. Her tarafı vura kıra vura kıra gidebilirim anlamına geliyor yani. Bakın arabayı da şöyle kabuttan göstereyim. Muhtemelen şey vardır. Lan ne yaptım ben? Ne yaptım? Bu arabanın kaput ne gözükmüyor? Bir. İkincisi. Hayır. Abi kamera açısını ayarlayacağım diye pert olduk ya. Sanırım şu an ikinciyim. Evet. Çok büyük bir hata yaptım. Hatamı telafi etmem için meşhurdan bir şeyler toplamam lazım arkadaşlar. Topla abi. Topla. Hadi be. Toplasana be.
Evet, şu an hop güm. Adama gömdü vallahi. Şimdi yarışımız %55 bitmiş değerli dostlar. Biz de hızlı bir şekilde yarışımızı bitirmek için çabalayalım. Ve Nissan 350Z'nin ilk galibiyeti az sonra muhtemelen gerçekleşecek. Bence götürürüz abi bu maçı. Bu maçı alırız gibime geliyor. Şuradan gireyim bari hop. Evet gayet güzel. Söylediğim gibi yollar acayip sıkıntılı abi. Vurmadan gitmek biraz imkansız gibi bir şey oluyor. Bayağı sıkıntılı ama genel olarak iyi diyebiliriz. Oyunun yani yolun %70'i bitti bile. Bir noktadan bu yarışlarda bir noktadan başlıyorsunuz, bir noktada bitiriyorsunuz yarışı. Yani ikinci tur, üçüncü tur dalgası yok bunda ama abi çarpmayaydı mıydı ya? Of tam basılacak olmuş ya. Ben burada 300 yapardım ha. Tüh. Nitro'yu boş harcamasaymışız değerli dostlar. Burada bayağı bir hız yapabilirmişim. Neyse artık kısmet değilmiş diyelim. Evet şuradan dalalım. Ve çok keskin bir sağ viraj olacakmış. Evet o virajı da aldık sayılır. Kıymetli dostlar. Şuradan hop. Bıyum yaptım ama. Bakın görmüş olduğunuz gibi Nissan'a da ilk galibiyetimiz gerçekleşti değerli dostlar. Gördüğünüz gibi canavar geldi abi. Ve gezin odana geri dönüyorum. Değerli dostlar beni izlediğiniz ve bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Need for Speed Underground 2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Görüşürüz.